Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda farklı bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. 2020 yılı için KPSS ortaöğretim ve ön lisans puanlarımız dahil olmak üzere 2021 ve 2022 KPSS puanlarımız da geçerliliğini korumaktadır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu alandan bilgiye ulaşabileceksiniz. Yalova Üniversitesi'nde farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. YouTube'da üst üste video attığımız için genelde bildirimler gitmiyor. Sizlerden ricam arkadaşlar, bizleri Instagram'dan takip etmeniz. Eğer Instagram hesabınız yoksa Telegram grubumuza katılmanız olacaktır. Çünkü orada tüm personel alım duyurularını hiç ayırt etmeden sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Başvurularımızı 18 Kasım'a kadar gerçekleştirebiliriz. Şahsen ya da posta yoluyla başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Kadro dağılımına baktığımız zaman bilgisayar teknisyeni alanında 2 adet atama gerçekleştirilecektir. Genelde 60 puan geçerli arkadaşlar. Bazı branşlarda 65 puan da karşımıza çıkmaktadır. Bölüm şartını taşıyorsam başvurumu gerçekleştirebileceğim. İş yeri ve sağlığı güvenliği alanında 1 adet atama gerçekleştirilecektir. Puanımız 65 olarak karşımıza çıkmakta. 2021-2022 P3 puan türü geçerli olacaktır arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi alımına baktığımız zaman 4 adet arkadaşımız atanacak. Ortaöğretim ve ön lisans belirleyici olacaktır arkadaşlar. 2020 puanımız geçerli. Biliyorsunuz ki ön lisans sonuçlarımız açıklandığı için puanlarımız geçerliliğini yitiriyordu. Bazı noktalarda inisiyatifler kullanılarak alımlar gerçekleştirilmektedir. Onun örneğini şu anda görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Sizlerden ricam, lütfen ilgili alanda başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınızla bu videoları ya da bilgileri paylaşmanız olacaktır. Sürecin takibini Instagram'dan yapıyoruz. Bizleri mutlaka Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi alanındaki alımlarımız devam etmektedir. Şoför alanında 1 adet alım gerçekleştirilecek. 2022 yılı için P94, 2020 yılında ise P93 puan türü geçerli. En az 55 puanla başvurumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Şoför alanındaki alımımız devam etmektedir. Destek personel alanında temizlik için 2 adet alım gerçekleştirilecek. 2020 puanımız geçerli. En az 50 puan arkadaşlar belirleyici olacaktır. Büro personel alanında birer adet atama yapılacaktır. En az 60 puana sahipsem ilgili ilana başvurumu gerçekleştirmiş olacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 50, 55, 60, 65 puanlarla başvurularımız gerçekleştirilmiş olmaktadır. Birçok arkadaşımızın bu duyurulardan haberi olmuyor. Sizlerden ricam, lütfen videolarımızı beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayalım arkadaşlar. Ek olarak bilmemiz gereken bir durum söz konusu değildir. Başvuru formlarına bırakacağım. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim linkten ulaşacaksınız arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizlere şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası bizim web sayfamız. Görmüş olduğunuz gibi güncel personel alım duyurularının tümünü sizlerle paylaşıyoruz. Vakıf Banka, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu'na, Türk Patent ve Marka Kurumu'na, Üniversite Hastanesi'ne, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde alımlar gerçekleştirilmekte. Darphane ve Damga Matbaası'na 60 puanla başvurular yapılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birçok personel alım duyurusu var ve bu bahsetmiş olduğum duyurular bugün itibariyle yayınlandı. Gün içerisinde birçok duyuru daha gelecektir. Ben bunları sizlerle paylaşmış olacağım. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.